Alışveriş fişi yeniden hayatımıza giriyor. Vergi kaybını önlemek için alışveriş sonrası fiş kesmeyen esnafa da, fiş almayan müşteriye de ağır ceza geliyor. Elektrik fişi, ne fişi olacak? Kızım ben bu fişi istemedim ki senden. Ne fişi istediniz? Ben satış fişi istedim. Ha, satış fişini aldım burada. Buyurun. Ha, işte benim söylediğim fiş bunlar. Bu fişi istedim senden. Bize veriyorlar, fişi vermiyorlar mesela. İşte indirim yapıyorum diyor. Siz öyle bir durumda fişi talep ediyor musunuz? Ediyor ki. Fiş almayanlara 5000 lira, fiş kesmeyene ise katmerli ceza. Alışverişte fiş almayana da vermeyene de gelen ceza artırılıyor. Vatandaşımız fiş almama yönünde eğilimi var. Fiş almazsak ne olur, bize ne olur? Eğer bir alışveriş sırasında bu soruyu soruyorsanız ya da satıcı size fiş vermeyip indirim yapmayı teklif ediyorsa işte cezai işlem yolda demektir. Eğer bir müşteri olarak fişinizi almadan ayrılırsanız o zaman 5000 lira cezası olacak. Diyelim ki işletme size fiş vermeme teklifinde bulundu, o zaman da 5 iş günü içinde şikayette bulunmanız gerekiyor. Özel usulsüzlük cezası her iki tarafa da ayrı ayrı kesilecek. Giyim eşyasında falan olur herhalde, yani normalde marketler falan artık hep kesiyor. %5, %10 indirim şeklinde çok olurdu. O zaman fiş vermiyorlar mı? Tabii ki vermezler. Fiş almazsam ama bilmiyordum. Ben zaten alıyorum, almayanlar düşünsün. Satışlarımızın büyük çoğunluğu kredi kartına döndü. Kredi kartına döndüğü için ister istemez zaten fiş kesiliyor. Fiş kesilmesi gerekiyor. Vatandaşın da bu hassasiyetli olması gerekiyor. Müşteriye fişsiz alışverişi bildirmek için 5 iş günü süre tanınacak. Bu 5 iş gününe dikkat etmek gerekiyor. Bu süre geçtikten sonra yapılan bildirimler cezayı engelleyemeyecek. Önce alışveriş sonra fiş. Ha, ben de onu diyorum. Önce alışveriş sonra fiş. Fatura kesmeyen esnafa katmerli ceza sistemi de geldi. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncüde 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira ve altıncı tespitten sonra da 100 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilecek.